Herkese merhaba, bir bölüme daha hoş geldiniz arkadaşlar. Lig Kupası çeyrek final maçında Bournemouth bu bölümdeki ilk rakibimiz olacak. Bakalım final yolunda bir engeli daha atlatabilecek miyiz? Az sonra göreceğiz bunu. Arsenal Liverpool maçı da çeyrek finallerde dev maç. Büyüklerden biri elenecek. Hemen Bournemouth West Ham maçına gidelim. Ve arkadaşlar bu maça işte bu dizilişte çıkacağız. 4-1-2-1-2 sisteminde ileride Werner ve Perez son maçların gerçekten formda ikilisi. Samir Nasri forvet arkası oynayacak. Lanzini'ye bu maçta dinlendireceğim. Yedeklerde olacak Lanzini. Yusuf Yazıcı ilk 11'de, maça gidelim. Zorlu maç başlıyor arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere lig maçında Bournemouth bizi 3-1 mağlup etmişti kendi sahamızda. Bir bakıma o maçın da revanşı olacak bu maç. Ruben Neves, Samir Nasri, Yusuf Yazıcı, bomboş alan, sert şut, kaleci topu çıkarıyor. Korner, iyi başladık. Orta, Obiang yükseldi orada, kafayı vurdu ama yetkisiz bir kafa vuruşu oldu. Yusuf iyi bıraktı Obiang'a. Obiang Neves'e, Timo Werner ve 1-0. Çok güzel bir gol, ilginç bir gol oldu ama Timo Werner affetmiyor bunları. Ruben Neves'in de harika bir asisti var orada arkadaşlar. Bekletmeden çok güzel verdi. Çok zor bir pozisyonda Timo Werner golünü attı. Nasıl vurmuş o topu öyle yerden? Kalecinin hiç şansı yok. 1-0. Çok iyi başladık. Neves orada ortada kaptırdı topu. Şimdi kontratak şansı. Çok tehlikeli yerde top kaybı yaptık. Fraser, ara pas. Çok güzel çıkardı Fabianski. Etkili oynuyoruz. Tehlikeli ataklarımız var şu ana dek. Neves. Neves. Ruben Neves. Top dışarı gidiyor. Onun dışında pek de etkili değiller şu ana kadar. Şimdi Fraser'la geliyor ama Obiang girmişti orada araya. Top Wilson'da kaldı. Wilson mükemmel yere çaktı o topu. 1-1. Pedro Obiang topu almışken ayağından kaçırdı. Top Wilson'da kalınca çok sert bir şut ve isabetli bir şut. 90'a gitti top. 1-1 oldu. Fabianski'nin bu topa yapacak pek de fazla bir şeyi yok. Bir de araya orada Aaron Cresswell. Top yine Bournemouth'ta, etkili geliyorlar. Etkili geldi. Şut yandan dışarı gidiyor. Bournemouth azdan aza baskısını kurmaya başladı. Ama gerek çok tehlikeli bir oyuncu. Nathaniel Clyne sağ kanattan geliyor Bournemouth. Tehlikeli bir pozisyon. Wilson. Callum Wilson'ı durdurmak gerek demiştim. Adamı bir saniye boş bıraktık. İkinci golünü attı. Bir anlık bir boşluk. Affetmiyor bu takım. Burada iyi paslaştılar. Mere burada Wilson'ı kaçırdı zannedersem. Wilson da iyi döndü. Ayak dışıyla sert bir vuruş. Fabianski yapacak bir şeyi yok. 2-1 gerideyiz arkadaşlar. Hemen toparlanmamız lazım. Yusuf. Timo Werner. Werner. Verdi Yusuf'a. Werner. 2-2. İşte bu. Yusuf Yazıcı'nın asisti. Timo Werner'in golü. Werner affetmiyor. Gol kralı. Gerçekten mükemmel oynuyor bu sezon. Yusuf da burada çok güzel anlaştılar Yusuf'la ikisi. Werner gitti. Bıraktı Yusuf'a, orada savunma araya girdi. Yusuf çevirdi pası. Werner bu golleri çok attı bu sezon. 2-2. Orada iyi savunma yapacak Mere. Top Wilson'da kaldı. Çok tehlikeli. Top az farklı dışarıya gidiyor. Çok tehlikeli bir şut çekti Callum Wilson. İşte bu açıdan da seyrediyoruz. Fabianski uzanmış ama çok az bir farkla. Top out'a gidiyor. Pedro Obiang'da top. Werner. Verdi Lanzini'ye. Lanzini iyi çekti. Lanzini.
Top savunmaya mı çarptı? Lanzini direkt dışarıya mı vurdu? Çok güzel bir çalım burada. Hakem bayrağı kaldırdı orada. Faul galiba Anderson'a ama avantaja bıraktı. Gerçekten inanılmaz bir pozisyon. Felipe Anderson iyi girdi araya. Werner'e bırakacak mı? Werner çok az farkla top dışarıda. Werner bunları kaçırmaz ama kalecinin solundan bıraktı topu. Top az farkla dışarıya gidiyor. Çok şanssız bir an. Yusuf plase, top az farkla dışarıya gidiyor. Ve 2-2 bitti arkadaşlar, normal süre. Ve direkt penaltılara gidiyoruz. Ve ilk penaltı vuruşunu onlar kullanıyor. James Milner topun başında. Haydi Fabianski. Fabianski kurtardı, işte bu. Fabianski köşeyi iyi tahmin etti. Lanzini topun gerisinde. Sonradan geride oynar Lanzini. Kötü bir vuruş. Callum Wilson 2 gol atmıştı bize. Callum Wilson. Fabianski bunu da çıkardı. İşte bu. Fabianski bugün devleşti. Timo Werner. Werner geliyor. O da kaçırdı. Olacak iş değil. Olacak iş değil. İki takım da penaltılarını şu ana dek kaçırdı. Fabianski bunu da çıkardı. Bournemouth'a bugün gol izni yok penaltılardan. Frederiks. Plase'yi bırakacak ve işte bu. İşte bu. Frederiks attı, 1-0 öndeyiz penaltılarda. Fraser. Fraser geliyor. Fraser. Fabianski bunu da çıkarıyor arkadaşlar. 4 penaltı kurtardı bugün. Maçın adamı. Yusuf atarsa her şey bitecek. Yusuf geliyor. Yusuf geliyor. Yusuf kaleci ters köşeye yatırdı ve gol. Yarı finallerdeyiz arkadaşlar. Fabianski 4 penaltı kurtardı. Son penaltıyı da Yusuf Yazıcı atıyor. Yarı finallere yükseliyoruz. İşte Yusuf'un son penaltısı. Kalecinin soluna bıraktı topu. Ve West Ham'ı yarı finallere götürüyor. Ve işte Lig Kupası'nda çeyrek final maçlarının sonuçları arkadaşlar. Arsenal Liverpool, Liverpool'un 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmış. Fulham Norwich 2-1 yenmiş. Nottingham Forest Rotherham maçında da kazanan Nottingham Forest olmuş penaltılar sonucunda. Ve hemen yarı finallere bakalım. West Ham Fulham yarı final eşleşmesi. Diğeri de Liverpool Nottingham Forest. Gerçekten final yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdi ligde zorlu bir maç daha. Crystal Palace'ı kendi sahamızda ağırlayacağız. Crystal Palace'da maç fazlasıyla ligin 5. sırasında bulunuyor. Gerçekten anladığıma göre tehlikeli bir takım onlar da. Maça gidelim arkadaşlar. Bugün forvete Felipe Anderson'la başlayacağız. Werner'in yanında. Declan Rice Obiang'ı değiştirecek. Orta sahada pek fazla bir değişiklik yok. Neves, Yusuf ve Lanzini üçlüsü. Yine zorlu bir maç olmasını bekliyorum Crystal Palace karşısında. Son lig maçında Newcastle'a kaybetmiştik 4-2. Bu gerçekten bize soğuk duş etkisi yaratmıştı. Bugün kazanıp o maçı az da olsa unutturmak istiyoruz. Lig kupasında yarı finallerdeyiz. Ligde de bir galibiyet alırsak gerçekten moraller yerine gelecek. Lanzini. Werner çok iyi bıraktı. Lanzini. Felipe Anderson'un önünden geçti top. Lanzini ortası. Şimdi Neves'te geliyoruz. Lanzini. Werner, işte Werner'in önünde kalınca Werner affetmiyor. Yine attı golünü. Bu sezon rekor kırabilir bu adam. Her maç gol atıyor arkadaşlar. Mükemmel bir form yakaladı. Geçen ayın oyuncusu seçildi. Bu ayda gerçekten durmuyor. İlk bulduğu fırsatı gole çevirdi Timo Werner ve ligdeki 17. golü gerçekten harika. 1-0. Anderson, Yusuf Yazıcı. Felipe Anderson. Kaleci çıkardı topu. Güzel geldik oraya. Felipe Anderson, Yusuf Yazıcı.
Ruben Neves yerden çaktı, mükemmel çıkardı kaleci. Çok sert vurdu ama kaleci de çok iyi uzandı. İşte bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Sert gömdü o topu ama kaleci iyi uzandı. Sabaleta, Felipe Anderson, Lanzini, Anderson'a, Anderson, Werner'e 2-0. Mükemmel bir kontratak. Timo Werner yine attı. Felipe Anderson çok hızlı bugün. Timo Werner'e asistlerini yapıyor. Timo Werner boş kaleye atıyor arkadaşlar. Gol makinesi hiç başında. 2-0 oldu. Lanzini çok güzel verdi Felipe Anderson'a. Bir adım çekti ileriye ve Werner'e bıraktı. Werner de boş kaleye. Çocuk oyuncağının içi bu goller. 2-0 yaptı Kuyate ve ilk yarı sona eriyor arkadaşlar. Çok iyi oynadık ilk yarıda. 2-0 öndeyiz. 2 golümüz var. 2 gol de Werner'den. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor. Declan Rice, Wilfred Zaha, Batshuayi. Yani ne biçim bir gol yedik anlayamadım ya. Adeta yoktan var etti adamlar. Çok sert bir şut yerden. Zaha oradan nasıl girdi bu gol ya? 2-1. Neves şimdi bir atak şansı daha. Werner, ver ona Werner. Werner atar bunu. 3-1. Timo Werner bunları kaçırmıyor. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Buradan artık kaybetmeyiz. Werner hat-trick. Felipe Anderson bekledi. Aradan çok güzel bıraktı topu. Werner bunları affetmiyor. 19. golü ligde. 19. Dile kolay. Wilfred Zaha tehlikeli ceza sahasında, dikkatli olmak lazım. Kuyate ikinci golü buldular. Yine aynı köşeden geldiler. Yine attılar. Werner oyundan alıyoruz arkadaşlar. 3 gol attı, görevini fazlasıyla yaptı bugün de. Neves. Neves bırak içeriye. Yusuf Yazıcı çok güzel bir plase ama kaleci bu topa yetişti. Neves uzat Perez'e. Perez biraz uzak kaldı o toptan. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Zorlu bir maçı daha kazanıyoruz. 3 puan hanemize yazdırıyoruz ve Werner yine bu topu alıyor. Hat-trick. 3 gol pozisyonu, 3 gol. Bu adam tam bir makine. Ve işte Crystal Palace galibiyetinden sonra oluşan puan durumu şöyle. 33 puanla liderliğimiz devam ediyor. Puan farkı 4'e çıkmış çünkü Bournemouth ve Liverpool berabere bitmiş. Manchester United da Fulham'ı 4-0 yenerek ikinciliğe oturmuş. Yani bu sezon bizi Manchester United ve Liverpool zorlayacak. Newcastle 4'üncülüğe kadar yükselmiş. Bizi 4-2 mağlup etmişlerdi. Onlar da gerçekten mükemmel bir takım. 7. ve 8. sırada Arsenal ile Manchester City'yi görüyoruz. Onlar da yavaş yavaş üstlere doğru tırmanmaya devam ediyor. Chelsea bu sezon kötü. Puanı 21. Tottenham aynı şekilde. Onları görmeye alışık olmadığımız yerlerdeler. Önümüzdeki maç rakibimiz Fulham. Fulham deplasmanına gideceğiz. Fulham deplasmanına şu kadroyla çıkacağız arkadaşlar. Werner'in yanında Lucas Perez oynayacak. Lanzini hemen arkalarında. Orta sahada bir değişiklik yok. Declan Rice, Pedro Obiang'ın yerine sadece ilk 11'de şans bulacak. Bu maçı simüle edeceğim. Maçı simüle ediyoruz. Fulham deplasmanındayız. West Ham'la bakalım neler olacak arkadaşlar. Maç başladı. Sakatlık var Fulham'da. İlk 20 dakika henüz gol yok. Balbuena bizden sarı kart gördü. Onlar da bir sarı kart gördüler. Bir gol bulsak iyi olur şu dakikalarda.
Yusuf attı 1-0. İşte bu. Yusuf'un golüyle öndeyiz. Babel attı, 1-1 yaptılar. Ve maç 1-1 bitiyor arkadaşlar. Şanssız bir beraberlik aldık. 78'de golü gördük kalemizde. Bir puanla dönüyoruz bu deplasmandan. United'da kazanmış ve puan farkı maç fazlasıyla 2'ye düşmüş. Liverpool deplasmanda 2-1 mağlup etmiş Manchester United. Dev bir maç olmuş orada da. İç sahada rakip Cardiff arkadaşlar bu maçta. Gördüğünüz gibi liderliğimiz devam ediyor. Cardiff'in ligdeki durumuna bakalım. 15. sıradalar. Bu maçı da simüle edeceğiz arkadaşlar ama bu kez ilk 11'de bir değişiklik olacak. Felipe Anderson'la başlamak istiyorum bu kez. Perez'in yerine. Bakalım nasıl bir değişiklik yapmışız ve bu değişiklik etkili olacak mı? Bunu az sonra göreceğiz. West Ham Cardiff maçı başlıyor arkadaşlar. İç sahada kağıt üzerinde kolay bir maç ve Werner'le 1-0 öndeyiz. Neves attı, 2 oldu. İşte bu, rahatladık. Az da olsa rahatladık. Bir gol daha. Lanzini 3-0. Çok iyi bir skor. Cardiff'i adeta ezdik bu maç. Werner attı, 4 oldu. Werner'in maçta ikinci golü ve 4-0 bitiyor arkadaşlar. Çok rahat bir galibiyet. Lidere yakışan bir maç oldu. İşte puan durumu da 17 maç sonunda. 5 puan farkla lideriz Manchester United'ın önünde. Werner 17 maçta 21 gol atmış ligde. Gerçekten inanılmaz bir performans. Bu bölümün sonunda oluşan puan durumuna bir göz atalım arkadaşlar. 37 puanla lideriz. İkinci Manchester United 32 puanla, Liverpool 29 puanla üçüncü ve dördüncü de Leicester, puanı 28. Bu bölümde de yine iyi bir performans ortaya koyduk. Mağlup olmadık. Bir beraberliğimiz var Fulham'a karşı. Şanssız bir beraberlik. Orada tek puanımızı orada kaybettik. Lig kupasında Bournemouth'u eledik penaltılarla ve yarı finale yükseldik. Hemen önümüzdeki maçlara bir göz atalım. Fikstüre bir göz atalım. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Watford'la içeride oynayacağız. Ardından Southampton deplasmanı ve Burnley ile dışarıda oynayacağız. Arka arkaya zor maçlar var. Ondan sonra Ocak ayında gerçekten bizi zorlu bir fikstür bekliyor. Emirates FA Cup'ta rakip yine Bournemouth, bu kez iç sahada. Gerçekten Bournemouth'la bu sezon bayağı oynayacağız gibi duruyor. 2 hafta sonra ligde de Bournemouth maçımız var. Kupada, Lig Kupası'nda yarı final maçlarımız var Fulham'la, iki ayak. Arada bir Arsenal maçı var. Gerçekten Ocak ayında fikstürümüz çok zorlu olacak. Bu maçlarda önümüzdeki bölümlerde olacak arkadaşlar. Eğer bu bölümü beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.